Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken yolda Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. O Resulullah'ı bilmiyordu. Ey Ümmü Mabed! Yanında hiç süt var mıdır? diye sordu. Süt yok, koyunlarım da uzaktadır dedi. Çadırda bir koyun gördü. Ve bu nedir deyince, o zayıf, güçsüz bir koyun. Onun için sürüden geri kaldı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verirsen bu koyundan süt sağalım deyince siz bilirsiniz. Fakat bu koyun kısırdır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o koyunu yanına yaklaştırdı ve mübarek elini koyunun memesine sürdü ve sağdı. O kadar süt geldi ki çadırda bulunan bütün kaplar sütle doldu. O sütten içtiler. Sonra bir kap daha istedi. Onu da sütle doldurup Ümmü Mabede verdiler ve oradan ayrıldılar. Ümmü Mabed şöyle demiştir: O koyun evimizde o kadar bereketli oldu ki Emirül Müminin Hazreti Ömer radıyallahu an zamanına kadar sabah akşam o koyundan süt sağdık. O sene bütün kabilelerde hiç süt elde edilememiş idi. Ebu Cafer bin Harir Taberi şöyle rivayet etmiştir. Ümmü Mabed'in, Mabed adında kötürüm bir oğlu vardı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mucize görünce oğlunu huzuruna getirdi ve dua istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Çocuk o anda iyileşip yürümeye başladı. Ümmü Mabed'in kız kardeşinin oğlu Hint'ten, o da Ümmü Mabed'den şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırıma uğradı. Gece çadırımda istirahat edip uyudu. Uyanınca su istedi. Mübarek ellerini yıkadı ve ağzını çalkalayıp suyunu çadırımın yanında bulunan bir dikenin dibine döktü sabahleyin baktık ki oradan büyük bir ağaç yetişmiş kocaman meyveler vermişti meyvelerin kokusu amber gibi tadı şeker gibiydi o meyveleri aç kimse yese doyar susuz kimse yese suya kanar hasta olan yese sıhhate kavuşurdu üzüntülü kimse yese neşelenirdi o ağacın yaprağından yiyen deve ve koyunlar hesapsız süt verirdi. Biz o ağacın adını Mübarek Ağaç koymuştuk. Çevredeki kabileler hastaları için onun meyvelerinden istemeye gelirlerdi. Bir seher vaktinde o ağacı yemişleri dökülmüş, yaprakları küçülmüş bir halde gördüm. Çok korktum ve üzüldüm. Bir de işittim ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberi geldi. Bu hadiseden sonra aradan 30 sene geçti. Yine bir sabah vakti dışarı çıkıp baktım ki o ağaç kökünden budaklarına kadar diken halini almış. Meyveleri yere dökülmüştü. Hazreti Ali'nin kerramallahu ve şeh, şehit edildiği haberini işittik. Bu hadiseden sonra o ağaç artık meyve vermedi. Fakat yapraklarından faydeleniyorduk. Bir gün baktım ki ağacın içinden halis kan akıyordu. Yaprakları solmuştu. Üzüntülü bir halde otururken Hazreti Hüseyin radıyallahu an şehit edildi diye haber getirdiler. Ondan sonra o ağaç kökünden kurudu ve belirsiz oldu.